Merhabalar değerli dostlarım. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında çıkması muhtemel soruları çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve tabii ki aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Zile de basarsanız her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden de bizleri takip edebilirsiniz. İsterseniz hemen videomuzla devam edelim arkadaşlarım. Sürücünün hangisini yapması doğrudur demiş. Hızını azaltıp şeridinde devam etmesi, korna çalarak bisiklet sürücüsünü uyarması, bisikletin sağından yoluna devam etmesi, uyarı ışıklarını yakarak durması demiş. Evet, görüntüde de gördüğünüz üzere bir tane bisiklet sürücüsü ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Yolun ortasına doğru hafif yaklaşıyor. Aslında şu araçtan dolayı ne yapıyor? Buraya biraz yaklaşmış oluyor. Peki burada ne yapmamız lazım? Değerli arkadaşlarım, tekrar açayım isterseniz görüntüyü. Şöyle herhangi bir şekilde sağda solda zaten bir şey yok. Direkt olaraktan bizim oraya odaklanmamızı istiyor. Bakıyoruz. Evet. Geldim ve bisiklet sürücüsü yola hafif çıktı. Adam da bunun farkına vardı. Bisiklet sürücüsü kendi şeridinde dönüyor dikkat ediyorsanız. Şimdi diyor ki bize burada ne yapmam lazım? Arkadaşlar doğru cevabımız kesinlikle A şıkkı olacak. Hızınızı azaltacaksınız ve ne yapacaksınız? Şeridinizden devam edeceksiniz. Ya hocam korna çalarım. Arkadaşlar korna çalıp uyarma vesaire bize düşen davranışlar değildir. Ve herhangi bir soruda size korna çalarak uyarması vesaire diye bir şey geliyorsa yanlış olan şıktır. Sizi sabırsız olduğunuzu gösterecektir zira. Yine bisikletin sağından yoluna devam et demiş. Arkadaşlar solundan dese anlayacağız ama sağında zaten araç var, o yüzden biz sağından devam edemeyiz. Uyarı ışıklarının yakarak durması demiş. Hayır değerli arkadaşlarım, zaten trafik akıyor. Arkadaş da yoluna dönüyor. Biz ne yapacağız? Hızımızı azaltıp şeridimizde devam etmemiz gerekiyor. 2 numaralı sorumuz. Konvoy halinde seyrederken araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır? Duruş mesafesi kadar, intikal mesafesi kadar, takip mesafesi kadar, fren mesafesi kadar. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, doğru cevabımız C şıkkı. Konvoy halindeyken veyahut da normal seyahat halindeyken kesinlikle mesafemiz takip mesafesi kadar olacak arkadaşlar. Peki takip mesafesini nasıl ayarlayacağız? Bu nedir? Şimdi arkadaşlar takip mesafesini ayarlarken şu kutsal kalemi her zamanki gibi şuradan alayım. Biz bunu anlatıyoruz aslında. Daha önce de anlatmıştık. Bakın dikkat ediyorsanız 50 kilometrede 25 demiş. 60 kilometrede 30 demiş. 70 kilometrede 35 demiş. İşte 80 kilometrede 40 demiş, 90'da 45 demiş. Hep dikkat ediyorsanız buradaki sayının neyi bu? Yarısı. Yani arkadaşlar bize dese ki 60 kilometre hızla giden veyahut da 62 kilometre hızla giden bir aracın takip mesafesinin ne kadar olmalıdır dese 62'yi 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Böldüğümüz zaman da 31 çıkacak karşımıza. Farklı bir rakam da verebilir. Mesela 100 ile giden dedi. O zaman da yine 2'ye böleceğiz. Böl 2'ye. 100'ü 2'ye böldüğümüz zaman kaç çıkar arkadaşlar? 50 çıkar değil mi? Demek ki 50 metre mesafeyle gideceğiz. Ha, soru şu. Hocam ya biz hayrola yani kızılötesi ölçücülerimiz mi var? Seyahat halindeyken bu mesafeyi nasıl ayarlayacağız? Ben asıl orayı anlamıyorum diyen kardeşlerim. Onun için de bu takip mesafesini ölçmek için 88-89 denilen bir kuralımız var. Peki bu kural nasıl uygulanıyor? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki araç herhangi bir nesnenin, bakın bu bazen bir ağaç olabilir yol kenarındaki, bazen bir trafik levhası olabilir. Tam onun önüne denk geldiği zaman, bakın tam önüne denk gelmiş, saymaya başlıyoruz. 88 diye. Tam 88 dedik. Ondan sonra bakın durmak yok veyahut da duraklamak yok. Aynı şekilde aynı tonla 88 89 diyoruz. Eğer 89 dediğinizde önünüzdeki aracın o 88 dediğiniz zamanki yerinde siz varsanız bakın burada olduğu gibi tamam o zaman. O zaman takip mesafeniz uygundur. Eğer siz burayı geçmişseniz o halde takip mesafeniz uygun değildir arkadaşlar. Anlaştık. 88-89 kuralı da
bu şekilde uygulanıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı. Hava filtresinin değiştirilmesi yakıt tüketiminin artmasına neden olmadığı gibi tam tersine kaliteli bir tüketim sağlar ve aracınızın performansını arttırır arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, camların açık şekilde seyahat edilmesi ise yakıt tüketimini arttıracaktır. D şıkkına takılacağınızı tahmin edebiliyorum. Arkadaşlar şöyle düşünün. Hızlı bir biçimde ileriye doğru ittirdiğiniz zaman veyahut da bir balonu bile hızlı bir biçimde şöyle bir sallayın. Ne yapıyor? Geriye doğru bir bükülüyor değil mi? İşte camları açtığımız zaman içeriye dolan hava aracımızın biraz daha geriye doğru itiyor ve böylece yakıt sarfiyatını arttırıyor. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir demiş. Araçların muayenesini yapmak, duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, el koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek. Doğru cevabımız evet. A şıkkı olacak arkadaşlar. Araçların muayenelerini yapmak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevi değildir arkadaşlar. Kim yapıyor peki günümüzde araç muayenelerini? TÜVTÜRK muayene istasyonları yapmakta arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, işte araçların tescil işlemlerini yapmak, plakalı, bunlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevleridir arkadaşlar. Kalp vücudumuzda bulunan hangi sisteme bağlı organdır? Solunum sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi. Arkadaşlar doğru cevabımız, tabi bunu bilemeyen ne yapıyorlar? Camlar aşağı sarkıtıyorlar, beynine kan gitsin diye. Hatta bazen direkt aşağıya doğru bırakıyorlar uçmayı öğrensin diye. Doğru cevabımız bu arada D şıkkı arkadaşlar. Solunum sistemi organları dediğimiz zaman akciğerler gelecek aklımıza. Sindirim sisteminde mide gelebilir arkadaşlar, değil mi? Mide, bağırsaklar diyelim. Sinir sisteminde beyin ve omurilik gelsin arkadaşlar. Sinirler gelsin tabii ki. Kan ve dolaşım sistemi denildiği zaman ise arkadaşlar kalp, toplar damar, atar damar, kılcal damar ve kan gelsin arkadaşlar. Bu dörtlü bizim dolaşım sistemimizin bir nevi organlarıdır. Kalp arkadaşlar biliyorsunuz bir pompa şeklinde çalışır. Toplar damarlar demeyelim. Atar damarlar bu kandaki kanı alıyor, temiz kanı vücudumuza dağıtıyor arkadaşlar. Daha çok açık renkte bir kandır. Çünkü oksijence zengindir ve kalp ritmine bağlı olaraktan atar böyle arkadaşlar. Eğer herhangi bir yeriniz kesilmişse fışkırarak kalp ritmine uygun biçimde atacaktır. İşte o zaman biz diyeceğiz ki atar damar kanaması. Toplar damar kanamaları bunun zıttına vücutta olan kanı ne yapıyor? Topluyor arkadaşlar, adı üstünde. Nereye getiriyor? Kalbe getiriyor. Kirli kandır, koyu renklidir, sızıntı şeklinde bir akma görürüz. Başka bilmemiz gereken koyu renkli olduğunu zaten gördüğünüz zaman %90 toplar damar kanaması olduğunu anlamanız gerekiyor. Kılcal damar kanamalarına geldiğiniz zaman burada tabii vermemiş ama kılcal damar kanamaları arkadaşlar daha yüzeysel ve küçük kabarcıklar şeklinde olan kanamalardır. Ölüm tehlikesi yoktur arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır? Kürek kemiği, ön kol kemiği, kaburga kemiği, köprücük kemiği. Doğru cevabımız ön kol kemiği olacak arkadaşlar. Atelin ne olduğunu bilmeyen kardeşlerim. Atel ne yapıyoruz? Hemen şuraya çizerek göstermek istiyorum. Şöyle şu abimizin kolu kırıldı diyelim ki. Şöyle kolu. Şöyle yakışıklı bir abimiz olsun bu. Evet. Biliyorum çizimlerimi çocuklarınıza göstermeyin. Sonra böyle kötü çizimler yapmasını istemeyiz değil mi? Heh. Sonra kim öğretti? Ehliyet hocam öğretti. Al başına belayı. Ondan sonra ehliyet hocam furyası başlıyormuş. Uf. Akım üstüne akım.
Evet. Arkadaşlar adamın kolu kırıldı. Ne yapıyoruz? Şuraya tahta gibi sert bir cisim. Şuraya da sert bir cisim. Ondan sonra bu ikisini bağlıyoruz. Bu taraftan da bağladık. Ne oldu? Kol sabitlendi. İşte atel dediğimiz uygulama bu arkadaşlar. Şimdi burada kemikleri görüyorsunuz. Ön kol kemiğini bilmeyen münferit arkadaşlarım. Ön kol kemiği dediğimiz kemik şu kemik. Bakın gayet yakışıklı bir kemik. Burada da aynı kemiği görebilirsiniz. Burada diğer kemikleri de verdim arkadaşlar. Çünkü kaburga kemiğinin ne olduğunu bilmeyen var. Kurşunlayacağım onları, kovalayacağım. Köprücük kemiği ile kaburga kemiğini karıştıranlar var. Lütfen buradan bakaraktan bu kemikleri öğrenebilirsiniz. Hocam hepsini bilmek zorunda mıyız? Hayır oğlum, bilmek zorunda değilsin. Ama sadece şöyle bir bak yani hangi kemik nerede? Adam diyor ki aşağıdakilerden hangisinde diyor atelle tespit uygulaması yapılmaz diyor. Adam kaburga kemiğini işaretlemiyor. Gidiyor ön kol kemiği diyor. Yavrum bak düz kemik. Buna rahatla yapılır. Bazo kemiğine hadi buna da yaparsın. Ama ya kurban oldum. Göğüs kemiğine nasıl yapacaksın bunu? Ne yapacaksın? İçeriden deşip adamı altına mı yerleştireceksin? Heh, bunlara dikkat etmenizi istiyorum sizden. Kavşağa yaklaşan bir sürücülü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli. Hızını azaltmalı, kontrollü bir biçimde durmadan geçmeli. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Arkadaşlar bu ışıklı sorularda da çok takılıyorsunuz. Sarı yanıp sönüyorsa paçayı yırttınız demek. Sarı çünkü tehlikeyi düşük demek. Ha dikkatli geç ama geçiş hakkı sende demek. Eğer kırmızıyı görmüşseniz arkadaşlar kırmızıyı yanıp sönerken görmüşseniz D şıkkı durmalı ve geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Şimdi bu soruda anlayamadığınız ikinci şey de şu olabilir. Hocam ne zaman yanıp söner bu ışıklar? Arkadaşlar geceleyin gecenin ilerleyen saatlerinde veyahut da bazı yollar sakindir. Ha böyle durumlarda bu yollara işte yük olmadığı için fazla artık trafik işaretlerinde kullanmaya gerek yok deyip daha doğrusu yoktan kastım daha acil değil deyip ne yapıyor? Hemen böyle sürekli kırmızı yanıp sönüyor mesela. Veyahut da sarı yanıp sönüyor. Amaç ne buradan? Siz daha hızlı seyahat etmeniz ama nasıl yapmanızı istiyor? Diyor ki bak diyor tamam gecenin bu vaktinde burada trafik yok. Ama diyor dikkatli geç diyor. Bu amaçla genelde bu ışıkların yanıp söndüğünü görürsünüz. Eğer yanıp sönen bir kırmızı ışık varsa yeşil ışığı göremezsiniz arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? Doğrultuyu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir aracın güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Evet, hangisi değerlendirilir demiş. Araç kusurları, yaya kusurları, yolcu kusurları, sürücü kusurları. Evet, doğrultuyu değiştirme manevralarını yanlış yapmak demiş. Aynı önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek nedir arkadaşlar bu? Tabii ki de sürücü kusurudur değil mi? Hani araçtan kaynaklı bir kusur değildir. Bizim elimizdeki bir olay bu, durum bu. Çünkü direksiyonu biz tutuyoruz, vites de bizim elimizde bulunuyor. Evet, 9. soru. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır? Sadece sürücünün bildiği bir yerde, özel olarak yapılmış kilitli bir yerde, sürücünün kolayca kullanabileceği bir yerde, motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde. Doğru cevabımız tabii ki de sürücünün kolayca ulaşabilecek olduğu bir yerde arkadaşlar bulunmalı. Zira kaputun altına koymayacaksınız. Neden? Kaputun altında da yangın başlayabilir. Yani motor bölümünde başladı diyelim ki yangın. Eğer kaputu kaldırırsanız oksijen alacak orası ve daha hızlı yanacaktır. O yüzden kaputun altına kesinlikle koymayın. D şıkkını kesinlikle kafanızdan silin arkadaşlar.
Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırsa durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Evet. Yukarıdaki ifadede hangi tür kazalarda geçerlidir? Evet, yukarıda bir ifade verilmiş bize ve bunun hangi tür kazalarda geçerli olduğunu soruyor. Ölümlü kazalarda, yaralanmalı kazalarda, maddi hasarlı kazalarda, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. Maddi hasarlı kazalarda bu geçerlidir arkadaşlar. Ölümlü, yaralanmalı kazalarda ise kesinlikle bu geçersizdir. Arkadaşlar oraya trafik çağrılır ve trafik gerekli önlemi alır. Çünkü ölme riski vardır yaralılarında. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işarettir demiş. Arkadaşlar şıkları vermeye gerek yok. Ama verelim gene de. O sırada siz düşünün. A işareti, B, C, D. Evet, alfabe bunu görse utanırdı. Allah'ım bu nasıl bir yazı derdi. Doğru cevabımız evet A şıkkı olacak arkadaşlar. Bu yavaşlatma işaretidir. Arkadaşlar şurada da diğer trafik polisinin işaretlerine verdim. Umarım faydalı olur diyelim. Buradan bakarsınız öğrenirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek tek açıklarsam bu video bitmez. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur demiş. Kasko poliçesi, yağ değişim kartı, araç tescil belgesi, periyodik bakım kartı. Arkadaşlar bunu bilemeyeni bildiğiniz dövüyorlar. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkı olacak. Araç tescil belgesi olacak arkadaşlar. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? Bir nolu araç, İki nolu araç, hızı az olan araç, hızı fazla olan araç. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. İki numaralı araç olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü ben böyle şeylerde size şunu söylüyorum. Kavşağa hangisi yakınsa, aynı tipse yani bu şekilde ise soru. Kavşağa hangisi yakınsa onun geçmesi evladır arkadaşlar. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Motordaki yağ seviyesi, ateşleme sistemindeki ilgili buji, sigorta panelindeki ilgili sigorta, yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Evet, doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar C şıkkıdır. Eğer böyle bir şey durum varsa sigorta panelini açıyoruz. Oradan ilgili sigortayı değiştiriyoruz. Olay bu kadar basit. Tabii ki de arkadaşlar aynı amperde bir sigorta ile değiştirmemiz gerekiyor. Sağa dönmek isteyen şekildeki bir numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sırayla yapmalıdır? Hızı azaltmalı, dönüş işaretinin verilmesi, dar bir kavisle dönülmesi, şans şeride girmesi demiş. Şıklarımız verilmiş arkadaşlar. Şıkları tek tek okumakla vakit kaybetmiyorum. Sırasıyla hangisini yapardınız? Durdurabilirsiniz. Ben şimdi doğru cevap vereceğim çünkü. Siz durdurup biraz daha düşünün arkadaşlar. Doğru cevabımız, evet ben veriyorum. C şıkkı demiş. Hemen bir bakalım. Öncelikle dönüş işaretini vermelisiniz. Yani nereye döneceksin? Sağa döneceksin. Sağ sinyalini bir yakacaksın. Daha sonra sağ şeride gireceksin arkadaşlar. Evet, şöyle gösterelim. Sinyalini yaktın. Daha sonra sağ şeride girdin. Devam ediyorsun. Daha sonra bir numara yani hızını azaltacaksın. 90'la gelip burayı dönmeye kalkarsan seninle öteki tarafta buluşuruz. Tabii ne zaman ölürsem. 3 numarayı yapıyoruz. En son olarak dar bir kavisle arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Bu şeride giriyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Geçilmekte olan
Araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hızını arttırmalı, bulunduğu şeridi izlemelidir, önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır, dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Doğru cevabımız D, B şıkkı olacak arkadaşlar. Bulunduğu şeridi izlemeli, hızını kesinlikle arttırmamalı, bu amcamızın kolayca kendisini geçmesini sağlamalıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? Evet, bu da yine birçoğunuzun kafasının karışmış olduğu sorulardan biri. Amortisör, direksiyon, diferansiyel, kilometre sayacı şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. Diferansiyel olacak arkadaşlar. Diferansiyeli birazdan açıklayacağım. Amortisör arkadaşlar bizim aracımızdaki yoldan kaynaklı engebe ve lakalar diyoruz, yani çukurluklar vesaireden oluşan titreşimleri emiyor ve bizim konforlu biçimde seyahat etmemizi sağlıyor. Direksiyon aracımızı yönlendirmeyi sağlıyor. Kitabımızda genelde ön düzen olaraktan verilmiştir bu. Diferansiyel ise arkadaşlar şimdi açıklayacağım. Diferansiyel şu aracımızın arkasında bulunuyor arkadaşlar. Şafttan gelen gücü, bakın şu şafttır. Şafttan gelen gücü akstır, şunlardır arkadaşlar. Aksa aktaran organımız. Peki diferansiyellerin başka görevi var mı? Var arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Örneğin sağa dönüyoruz, değil mi? Bu bir de 90 derece büküyor arkadaşlar. Düşünün, düz gelen bir şeyi bir anda bunlara çeviriyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz örneğin, ne yapıyor? Bu içte kalan tekerleğin yavaş, dışta kalan tekerleğin ise daha hızlı dönmesini sağlıyor. Böylece dönüşlerde bize kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Güç aktarma organları arkadaşlar bunlar. Motor, vites kutusu, şaft, ondan sonra diferansiyel, aks ve tekerlekler olmak üzere güç aktarma organları burada verilmiş arkadaşlar. Evet, verilmiş dedik. Şarjımız bitiyor dedi. Yaşlanıyoruz artık. Yani ömür bitiyor demek istiyor da galiba. Evet, 18. Sorumuz şöyle demiş. Holger Nielsen, yani sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu. Kaldırma metodu ile suni solunum ya uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar demiş. Bilinç kaybının düzelmesini, kalbin çalışmasını, nefes vermesini, nefes almasını. Arkadaşlar biliyorsunuz Holger Nielsen yöntemi ağız ve burunda kanamalı olduğu zaman uygulanan bir solunum yöntemi diyelim. Doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Sırttan bastırma arkadaşlar nefes vermesini sağlar. Biliyorum birçoklarınız Holger Nielsen yöntemini merak ediyor. Arkadaşlar diyelim ki ağız ve burun kanaması olan bir kazazedemiz var. Ne yapıyoruz? Hocam direkt ağzımı yamar, ben yaparım suni solunumu diyen kardeşim. Ya adam eğişse. Dererering. Ben ilk yardım yapmıyorum artık. Ehliyet hocam yapmama izin vermiyor diyeceğinizin yeri ve yöntemi. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Öyle durumda da Holger Nielsen yöntemi devreye giriyor. Ne yapıyoruz? Adamın ellerini aynı bu pozisyonda olduğu gibi koyuyoruz. Yani göğüste birleştiriyoruz. Dirsekler bu şekilde olacak. Daha sonra arkadaşlar adamın sırtından basınç uyguluyoruz. Sırtından uygulamış olduğumuz bu basınç. Aha dur. Nereye gitti bu? Heh. Şuradan şu kutsal kalemi çıkarayım önce. Sırtından uyguladığımız bu basınç sırasında otomatik olaraktan adam nefes verecek. Tekrardan dirseklerinden kaldırdığımız zaman ise arkadaşlar adam otomatik olaraktan nefes alacak. İşte bu yöntemi arkadaşlar ağızda ve burunda kanamalı bir durumda bu şekilde suni solunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Aksine bir durum yoksa şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Durup beklemeli, durmadan geçmeli, gelen araç yoksa dikkatli geçmeli, yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Durup beklemeli, çünkü size ne yanıyordur? Kırmızı hızlı ışık yanıyordur. Hocam ama karşıda bir trafik varsa, karşıda veyahut da yanında bir trafik olduğunu söz konusu değil. Neden? Çünkü bunu arkadaşlar birçok insan yayalar için olduğunu bilmiyor ve bunun da bir trafik şey olduğunu düşünüyor. Aha, bunda kırmızı yanıyorsa kesin burada da kırmızı yanıyordur. Hayır arkadaşlar, burada yeşil yanıyordur. Birçok insan zaten böyle trafikte oraya bakar. Yaya işareti kırmızıya döndüğü anda aha der, bana da geldi şimdi geç diyecek bana der, hemen vitesi 1'e alır. Anlatabiliyor muyum? Seviliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi buje ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? Benzin, motorin, antifriz, gaz yağı. Doğru cevabımız benzin olacak arkadaşlar. Yani bunu bilemeyeni dövüyorlar. Motorinli motorlarda, yani mazotla çalışanlarda buji bulunmaz arkadaşlar. Bunu da zaten öğrenmiş olmanız gerekiyor. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağlantı yolu tali yol, ana yol tali yol, bölünmüş karayolu bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu. Evet arkadaşlar, buraya baktığınız zaman hangisini kesinlikle söyleyebilirsiniz? Bir nevi bunu soruyor. Doğru cevabımız B şıkkı, ana yol tali yol olacak. Hayrola hocam, müneccim misin sen, nereden öğrendin? Vahiy mi geliyor haşa? Hayır kardeşim, nereden öğrendik? Bakın burada bir trafik işaretimiz var. Bir de burada var arkadaşlar. Bu iki trafik işaretinin birer anlamı var. İki numaralı aracımızın yanında bulunan trafik işareti bize bu yolun tali yol olduğunu söylüyor. Çünkü bu işaret yol ver anlamındadır. Bir numaralı aracımızın yanında bulunan ise yalnızca ana yolda bulunan bir işarettir. Bakın iki numaranın yanındaki yalnızca tali yolda bulunuyor. Bir numaranın yanındaki ise sadece ana yolda bulunur ve ileride tali yol kavşağı olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Sağdan ve soldan tali yolun birleştiğini, buranın bir tali yol kavşağı olduğunu bize bildirir. Doğru cevap bu yüzden ana yol tali yol, yani B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? Biliyorsunuz bir şok var, bir koma var. Şok basit, basitten kastım hani ileri değil ama koma ileri haliydi. Değildir demiş. Kafa yaralanmaları, beyin zarı intihabı yani menenjit, kaburga çatlakları ve zehirlenmeler. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kaburga çatlakları, kaburga kemiklerini biraz önce gösterdim ilk başta değil mi? Neredeydi? Göğüs kısmımızdaydı. Bunun komayla bir alakası yok ama zehirlenmeler, kafa yaralanmaları, beyin zarı intihapları bunlar ciddi şeylerdir ve koma haline insanı sokabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi frenlerin tutmamasına neden olur? Debriyajın kaçırması, fren balatalarının yeni olması, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması, fren lambalarının yanmaması. Doğru cevabımız, bunu bilemeyeni zaten dövüyorlar. Tabii ki de C şıkkı, fren sisteminde bir sızıntı varsa arkadaşlar, yağ sızıntısı, hidrolik yağ, o zaman işte bir sıkıntı var demektir. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir? Geçiş hakkı, geçiş yolu, geçiş kolaylığı, geçiş üstünlüğü. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkıdır. Geçiş hakkı denilir. Buna geçiş üstünlüğü neydi? Genelde geçiş hakkı geçiş üstünlüğü ile karıştırılır. Geçiş üstünlüğü arkadaşlar polisin, işte itfaiyenin, ambulansın, başka işte türevleri diyeyim.
Bu tip araçların geçiş üstüne sahip araçlardır. Ve bu araçlar yolda gördüğünüz zaman ilk olaraktan görev halindeyken ilk geçiş üstünlüğüne sahiptir. İlk bunlar geçecektir. Onun haricinde hani kavşaklarda bahsediyoruz da geçiş hakkı vesaire. İşte geçiş hakkına sahip olan dediğimiz şeyler de normal araçlarda oluyor. Geçiş yolu, geçen gün biri sormuştu. Hocam yaya yolu ile yaya geçidi arasında nasıl bir fark var demişti. Oğlum bak şimdi güzel insan. Şöyle bir çizebilirsem. Gel ya şöyle ha. Evet. Arkadaşlar şurası yol. Burada trafik akıyor. Şimdi geçiş yolu dediğimiz şeyler, tamam mı? Geçiş yolu, pardon, geçiş yolu demişim, özür dilerim. Yaya geçidi dediğimiz şey, geçiş yolu da yine buna katabilirsin. Geçiş yolu tabii farklı şey de, yaya geçidini anlatayım ben. Yaya geçidi dediğimiz şey, bakın burayı yolun karşısına geçiyorsanız bu yaya geçididir. Tamam? Bakın yolun karşısına geçiyorsan bu yaya geçididir. Peki hocam yaya yolu nedir? Yaya yolu ise yayalar için ayrılmış, genelde parkeyle oluyor şu sıra, yolun kenarında bulunan yerlere biz yaya yolu deriz. Bakın buralar yaya yoludur. Ama buna da yaya geçidi deriz. Tamam? Seviliyorsunuz. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır? Hız sınırlarını aşmaları, trafik kurallarına uygun davranmaları, belirli aralıklarla mola vermeleri, araç kullanırken dikkatli olmaları. Doğru cevabımız A şıkkı, hız sınırlarını aşmaları olacak arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. Zaten açıklanacak bir durum da yok. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği, 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı, 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı, 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği. Değerli arkadaşlar, biraz önce yukarıda bir işaretten bahsetmiştim böyle bir yol için. Ne demiştik? Şu tali yol ana yol kavşağını belirtiyor. Yalnızca ana yolda bulunur demiştik. Böyle bir durumda 2 numaralı aracın geçiş üstünlüğü vardır. Pardon, özür dilerim. Geçiş hakkı vardır. Yani 2 numaralı araç ilk olarak geçecektir. Hocam durumu anlat bize diyeceksiniz. Bakın burada da bir dur işareti var. Bu da demek istiyor ki 1 numaralı araca dur kardeşim. Yol var, yolda insan varsa önce onlara yol ver, daha sonra kendin geç demek. Ama bu arkadaş yol vermeyi tercih etmemiş ve İmam amca ile tanışıp pamuğu yemek istemiş. O yüzden D şıkkı olacak arkadaşlar. Bir ara Pamukçu Hoca'ya çıktıydı ismimiz var ya. O yüzden sırf bu tür şeyleri bıraktıydım. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? Sağa dönüş, sola dönüş, aynı yönde ilerleme. Şıklar okumayacağım arkadaşlar. Bakmanız lazım artık. Doğru cevabımız evet D şıkkı demiş. Bakalım 1 sağ dönüş yapabilir mi? Hemen bakalım. Aracın içerisine oturun. Evet oturduk. Sağ dönebilir misiniz? Evet dönülebilir. Oo, tamam o zaman 1 olacak. Ondan sonra demiş ki sola dönüş. Bakalım sola dönüş yapabiliyor muyuz? Belki soru yanlış. Bilemeyiz. Sola dönebiliyor muyuz? Çevirdik direksiyonu sola. Hop. Hocam dönemezdik diyenler oluyor bu tip sorularda. Kurşunlarım size. Bakın dönebiliyormuşuz. He, o zaman sola da dönebiliyoruz. Aynı yönde ilerleme. Bakıyoruz aynı yönde ilerleyebiliyor muyuz? Bakın ok yönü devam ediyor burada da zaten. Evet devam edebiliyoruz. O halde doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır? 110, 112, 155, 156. Doğru cevabımız evet B şıkkı 112 olacak arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı 112 olacak. Aha bu numaralar arkadaşlar kesinlikle
meşgul yapmayalım. Aman diyeyim, özellikle 112'yi kesinlikle arayıp da dalga geçmeyin. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurmasına ne ad verilir? Durma, bekleme, duraklama ve park etme. Şimdi değerli arkadaşlarım, soru aslında bu soruları çözmek çok kolay. Birçokları durma mı duraklama mı hocam, durmadır bu ya diyor. Öteki diyor ki hocam duraklamayı niye koymuş ki, saçma mı ya? Arkadaşlar doğru cevap duraklamadır. Nasıl anlayacaksınız? Durmada sizi mecburi bir şeyin durdurması gerekir. Ne gibi bir şeyin durdurması lazım size? Şöyle bir şeyin durdurması lazım. Mesela trafik polisinin durdurması, kırmızı ışığın yanması, yolun bozuk olması ve farklı yöne doğru durdurulup yönlendirilmek. Her ne sebeple olsun, mecburen, cebren, yani senin dışında gelişen bir olaydan dolayı duruyorsan buna durma denir. Peki duraklama nedir? Hemen onu açayım. Arkadaşlar duraklamada ise keyfiyet vardır. Canın yolculardan bir tanesini indirmek istemiştir. Sağa geçersin, E-freni çekersin. Bu duraklamadır. Canın tuvaletin gelmiştir. Çekmişsindir, kenara çöldürmüşsündür. Duraklamadır. İşte yük indireceksindir. Un çuvalı var arkada. Ulan dedim şuraya bırakayım bunu artık. Kenara çektin, durdun. Duraklamadır. Bakın bunlar duraklama, trafikteki terimleri söylüyoruz sadece. Yanlış anlamayın. Tabii normal hayatta bunların hepsine bir durma diyoruz. Ama trafik terim olaraktan duraklama dediğimiz şey budur arkadaşlar. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir demiş. Karının yaralanmalarında, bacak yaralanmalarında, göğüs yaralanmalarında, omurga yaralanmalarında. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı olacak. Omurga yaralanmalarına dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? Yolcuları soldan indirip bindirmek, kapıların açılmasını beklemeden hareket etmek, yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek, yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Yolcuları sağdan indirip bindirmek olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde arıza farlarının yanmamasına sebep olur demiş. Bujilerdeki, dispiratördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Far ayarı anahtarındaki olay sizin yanmamasına sebebiyet verecektir. Bujiler biliyorsunuz yakıtın ateşlenmesi için dizel araçlarda bulunmaz kesinlikle. Benzinli ve gazla çalışan araçlarda bulunur. Dispiratör demiş. Dispiratör her bujiye sırasıyla enerji gönderen ve bunların ateşlemesini sağlayan bir organ arkadaşlar. Düşünün her birinin hangi buji? 4 tane buji var diyelim ki. 4 tane bujinin her birinin kafasına sırasıyla elektrik gönderiyor. Böylece neyi sağlıyor? İşte aracımızın hareket halinde olmasını sağlıyor. Far anahtarı biliyorsunuz farlar için. Endüksiyon bobini ise bujilere gelen bu elektriği ne yapıyor arkadaşlar? Bir anda arttırıyor ve bujilere tekrardan verip bu elektriğin, bujilere verilen bu elektriğin yüksek voltajda olmasını sağlıyor. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir demiş. Evet, şıklarımız verilmiş. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu C şıkkı bildirir. A şıkkında motosiklet hariç diğer tüm taşıtlı yol, diğer tüm taşıtların, motor taşıtların buraya girmenin yasak olduğunu, B şıkkındaki sollama yasağının başladığını, öndeki yani taşıtı geçme yasağının başladığını bildirir. D şıkkı ise arkadaşlar saatte 50 km hız sınırının bittiğini bize bildirir arkadaşlar. Hocam peki izninizle gel bakayım şöyle. Şunu seçtim.
Peki hocam, burada 5 olmasa, burada da 0 olmasa ne olacak bu? Görürsünüz trafik kenarlarda. Arkadaşlar 5 ve 0 olmasa, sadece şu siyah çizgi olursa, o zaman da şunu anlayacaksınız. Artık buradan itibaren tüm yasaklamaların bittiğini bildirir. Tabi hemen arkasında işte ne diyelim, bir 50-100 metre gittiğiniz yeni tabelalar görürsünüz. Tekrardan aynı düzene dönmüş olursunuz. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1-2-3, 2-1-3, 3-1-2, 3-2-1. Arkadaşlar, şıkkın cevabını açıklıyorum. Durdurup siz bakabilirsiniz. Doğru cevabımız D şıkkı demiş. Bakalım doğru mu? Öncelikle arkadaşlar 3 numaralı araç geçer. Daha sonra 2 numaralı araç geçer. En son 1 numaralı araç geçer demiş. Doğrudur deyip geçsem söversiniz bana. O yüzden hemen anlatayım. Arkadaşlar 1 numaralı aracımız dönüş yaptığı için kesinlikle en sonda geçecek. Bakın 1. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Geriye kaldı 2 tane aracımız. 2 ve 3 numaralı araçlar. Arkadaşlar böyle olduğu zaman hemen kendinizi iki aracın ortasında hayal edin. Tamam mı? Ve ikisinden birinin geçmesi lazım. Hangisi olacak? Sağınızdaki araç geçecek arkadaşlar. Ya hocam, üçün de yanında bir araç olsaydı, o zaman o araç geçerdi arkadaşlar. Neden? Çünkü en sağda o araç olmuş olurdu. O zaman yine buraya dururduk. En sağımızda olan araca yolu verirdik. Ama bu araç da dönüş yapıyor olsaydı, veyahut da motorsuz bir araç, veyahut da lastik tekerlekli traktör, veyahut da iş makinesi olsaydı, yine bu en son geçerdi. Hatta bundan bile sonra geçerdi. O yine 3 numaralı araç geçerdi. Fakat burada en sağda kalan araç, 2 ve 3 numaranın için söylüyorum. En sağda kalan araç 3 numara olduğu için ilk önce 3 numara, daha sonra 2 numara, en sonunda dönüş yapan 1 numara geçiyor. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? Işıklara 50 metre kaldığı, asgari en az hız sınırını, azami en yüksek hız sınırını, öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını. Doğru cevap C şıkkıdır. Azami en yüksek hız sınırını bize ne yapar? Gösterir arkadaşlar. Karayollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması, taşınan yük ve üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Taşınan yük, malzeme üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi olacak. Kesinlikle yasaktır arkadaşlar. Aracın göster panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi sağ dönüş işareti sinyal lambasının çalışıyor olduğunu bildirir demiş. Arkadaşlar direkt doğru cevabı veriyorum. Doğru cevabımız evet, bu olacak. Peki diğerleri? Arkadaşlar bu sis lambasının açık olduğunu gösterir. Bu diğer yöne, yani sola dönüş sinyal lambasının açık olduğunu gösterir. Bu ise arkadaşlar bize kısa yüzmeli farların açık olduğunu bildirir. Eğer arkadaşlar şu işaretler dimdik ileriye doğru bakar ve mavi şekilde yanarsa, uzun yüzmeli farların açık olduğunu bize bildirir arkadaşlar. Şekildeki karayolu bölümünde yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini, çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini, kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini, devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini. Doğru cevabımız evet, C şıkkıdır arkadaşlar. Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini bizlere ne yapar? Bildirir arkadaşlar. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşımada birinci derecede önceliklidir? Arkadaşlar ölüme hangisi yakınsa, evet solunum zorluğu çekiyorsa kesinlikle. Turnike kalmış geriye, bir de şey kalmış. A ve C şıkları da olabilir. Hangisi olacak arkadaşlar?
Ha, önce şıkları okuyalım, değil mi? Turnike uygulanan, ayağında çıkık olan, solunum zorluğu çeken, birinci derecede yanığı olan. Evet, doğru cevabımız solunum zorluğu çeken olacak. İlk nalları dikecek olanı gönderiyoruz arkadaşlar. Tabii ben bunu lafın gelişi diyorum. Biraz daha eğlenceli olsun diye ders. Kesinlikle bunu hafifletmek değil amacım. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir? Deride soğuk ve nemlilik, nabız düzenli ve dolgundur, solunum yüzeysel ve hızlıdır. Yalnız 1, 1, yalnız 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. 1 ve 3 olacak. Zaten nabız düzenli ve dolgunsa sıkıntı yoktur. Şekildeki durumda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Y'ye geçinceye kadar durdurması, pardon, Y'ye geçinceye kadar durması, Y'ye gidince Gaya geçidine uygun mesafede durması, yayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi, Y'ye geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Bir su içiyorum arkadaşlar, siz bunu düşünürken. Doğru cevabımız tabii ki de C şıkkıdır. Y'yi ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır. Bakın arkadaşlar. 1. Korna çalıp durmasını istemesi. 2. Yani siz trafikte hiç kimseyi durduramazsınız. Buradaki sorularda, tamam mı? Ehliyet sorularında karşıdakini durdurmak, karşıdakini ikaz ederek bilmem ne yapmak. Bu tip bir şey geçiyorsa hızlanmasını istemek, işte yavaşlamasını istemek vesaire vesaire. Selektör yapıp durdurmak. Bu tip bir şey geçiyorsa yanlış olan cevap %90 ihtimalle odur. Çünkü o verilen bilgi yanlıştır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Araç flaşörleri, yani dörtlülerden bahsediyor flaşör dediğimiz. Yanık olarak uzun süre park halinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Akü boşalması, benzin bitmesi, fren lambalarının aşınması, lastik hava basıncının düşmesi. Doğru cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Akünün boşalması olacak. Ne olur? Uzun süre durarsa tabii ki akü boşalır arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Motor yağ basıncını, hidrolik seviyesini, depodaki yakıtı, yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını demiş. Doğru cevabımız C şıkkı, depodaki yakıt miktarını arkadaşlar bizlere ne yapar? Bildirir bu işaret. Zaten şurada da neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir yakıt pompasını görüyoruz. Şekildeki karayoluna ne ad verilir denmiş? Tali yol, geçiş yolu, bağlantı yolu, bölünmüş yol. Yine kolay bir soru. Arkadaşlar eğer ortada böyle bakın. Ama bak iki tarafta da trafik akıyor gördüğünüz gibi. Ve iki tarafta da iki çift şerit var. Ve iki tarafta da ters yönlü akıyor gördüğünüz gibi. İşte böyle bir yol görmüşseniz ortada da çift de devamlı çizgi varsa veyahut herhangi diğer bir ayırıcı ile ayrılmışsa buna bir bölünmüş yol diyoruz arkadaşlar. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da bir ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması bak dinle hisset yönteminde hangisini gösterir? Bak, hisset, dinle, dinle, hisset. Doğru cevabımız durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bak olacak. Bak ile biz bunu yaparız. Şöyle bak göğüs kafesine inip kalkıyorum diye bakmak mesela bu bir baktır. Dinle soluk sesi duyuluyor mu? diye ses gelir. Buna bakarız. Hisset yanakta soluk havası hissediliyor mu? Yanağınızı yaklaştırıp bakabilirsiniz. Diyelim ben bunları verdiğim zaman hocam yani ben anlamıyorum sizi bazen. Instagram'a bunları koyuyorum özellikle. Kardeşlerim yararlansın diye. Hocam bak diyor. Altına yorum yazmış. Ben iki adımın ABC'sini yazmışım, tamam mı? B hocam doğrusu diyor.
soru zannediyorsunuz. Hayır arkadaşlar, bunlar bilgilendirme amaçlıdır. Sorularda çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bak, dinle, hisset yönteminde hisset. Al sana soru. Anlatabiliyor muyum? Devam. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır? Sağa dönüş, sola dönüş, U dönüşü, park etmeyi demiş. Doğru cevabımız ne diyor? Hızlı gideceğim arkadaşlar, biraz durdurup düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı, sağ dönüşü yasaklar arkadaşlar. Kamyon çekici ve otobüs şoförleri de araçlarına ait takarof kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır demiş. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl. Doğru cevabımız 1 ay olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur? Tabii ki de arkadaşlar, bakın, önce fren balatalarının aşınması, karterci untasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarlarının bozuk olması demiş. Yani bu çok basit bir soru. B şıkkı olacak, çünkü karterde eğer conta yırtılmışsa sürekli olarak da yağ akıtacaktır. Doğru cevap B şıkkıdır. Şekilde trafik işareti neyi bildirir? Arkadaşlar bunu genelde otoyollara girişlerde görürsünüz. Traktör park alanı, traktör çıkabileceği, traktör giremeyeceği, traktörün girebileceği demiş. Sadece traktörün girebileceği. Tabii ki de traktörün giremeyeceğini bizlere bildirir arkadaşlar. Güneş çarpması sonucu görülen görülen ateş yükselmesinden ilk hangi organın hücreleri olumsuz etkilenir demiş. Kalp, böbrek, beyin, akciğer verilmiş. Doğru cevabı da ben veriyorum. C şıkkı olacak. Beyin ilk önce etkilenecektir arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, videomuz son buldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.